Herkese merhaba. Orijinalini aratmayacak bir tarif var. Mis gibiden yalancı su böreği tarifi. Öncelikle yufkalarımızı ıslatacağımız bir sos hazırlayacağız. Bunun için 2 tane yumurtayı kırıyoruz. İçine tuz ilave ediyoruz biraz. Bu aşamada arzu ederseniz, lezzetlendirmeyi arzu ederseniz baharat da ilave edebilirsiniz. Kekik gibi, birazcık karabiber gibi. Tamamen size kalmış ama tuz yeterli. Süt ilave ediyoruz. Arkasından suyu ekliyoruz ve eritiyoruz tereyağını. Tereyağını erittikten sonra birazcık ılıtıp unu ilave ediyoruz. Çok sıcak sıcak eklemeyin. Sonra da karıştırıyoruz. İyice karıştığında, yani yumurta o formunu kaybettiğinde, güzelce karıştırdığınızda sıvımız hazır demektir. Sonra ben küçük borcam gibi düşünün, kare bir borcam gibi düşünün. O boyutlarda bir kek kalıbı kullandım. Siz küçük bir borcamda kullanabilirsiniz. Eğer daha büyük bir tepsiye yapmak istiyorsanız malzeme miktarını ve yufka miktarını arttırmalısınız. Bir tane yufkayı güzelce yayıyoruz ve kenarları taşıyor. Diğer yufkayı, yani iki tane yufka kalıyor biliyorsunuz. Bir tanesini dörde bölüp o sıvının içerisinde ıslatıyoruz, dörde böldüğümüz parçayı. Sonra yine dörde böldüğümüz diğer parçayı da ıslatıyoruz. Bir tane yufkayı bu şekilde o sıvının içine daldırıp çıkarıp üzerine koyuyoruz. Üst üste 4 tane parça iyice her tarafını kaplayacak şekilde yerleştiriyoruz. Sonra bir peynir karışımı hazırlıyoruz. Ben peynir karışımının içine beyaz peynir, böyle az yağlı ve koydum ve rendelenmiş kaşar koydum ve maydanoz ilave ettim. Tamamen yayıyoruz arasına, her tarafına gelecek şekilde, boş kalmayacak şekilde. Sonra geri kalan yufkayı da aynı şekilde dörde bölüyoruz ve ıslatıyoruz yine aynı şekilde sıvının içerisinde. Ve o hani dışarıda kalan yufkanın, altı serdiğimiz yufkanın parçaları var ya, onunla üstünü kapatacağız. Güzelce bohça yapar gibi kapatıyoruz. Zaten tüm üstünü kapatacak. Bu arada araları da kuru kalmasın diye o sıvıdan kepçe yardımıyla hafifçe döküyoruz, ıslatıyoruz. Sonra kapattıktan sonra keskin bir bıçakla dilimliyoruz. Çok böyle süper dilimlemenize gerek yok ama aralarında boşluklar kalacak şekilde dilimleyin. Ve o boşluklardan geçecek şekilde ve üzerini tamamen kaplayacak şekilde o sıvıdan dök. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirin. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.